Adam hiçbir şey belli etmedi yani. Yok. Yani önce bir tırstım. Acaba anlar mı, anlamaz mı diye ama. Yedi. Hiç mi şüphelenmedi yani kız? Hiç. Tam aksine aslında çok heyecanlandı. Sanki adam gerçekten babasını tanıyormuş gibi. Kız zaten gerçekten babasını tanıyor zannediyor ya. Ya Kerem. Biraz fazla ileri gitmiyor muyuz abi? Bugün benim en mutlu günüm. Kerem. Kerem. Ne? Çok mu abarttık diyorum. Ya ne oldu lan? Gene mi korktun? Hoş geldin. Hoş buldum. Ya akşam arayınca sevinçten uyuyamadım resmen. Yalnız kalacağım diye çok korkmuştum. Ha, yalnız kalacağım diye korktun. Gidiyorum diye değil yani. Üf, saçmalama ya. Zeynep okula mı geldi bugün? Ha, sana söylemeyi unuttum. Aynen. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ben de. Nasılsın? Sen nereden biliyorsun? Konuştunuz mu ki? Ya benden bir şey kaçar mı? Mutlu görünüyorsun bayağı bakıyorum. Öyleyim zaten. Bayağı mutlusun hem de. Ya bakma bana öyle. Yok bir şey, tamam mı? Ya gerçekten aramızda hiçbir şey yok. Peki bakalım, hadi olsun. Neyse. Geç kalma. Yoksa hoca oynar seni. Evet, tamam tamam, geleceğiz ya. Barış. Efendim? Bugün antrenmanın vardı değil mi? Hı hı, 12'de. Tamam, belki biz Yağmur'la izlemeye geliriz. Tamam. Görüşürüz. Ben sınıfa çıkıyorum, tamam. Tamam. Barış. Kerem. Hah. Şey, bugün çıkışta işin var mı? Yok. Sevgilim de yok. O ne demek ya? Yani öyle bir sordun ki sanki çıkma teklifi edecektim. Bak ya ben sana. Sen onu rüyanda görürsün bir kere canım. O zaman bu akşam erken yatacağız. Kerem. Ne? Yani yok bir şey işte, bir şey yapmıyorum. Gülün siz, gülün. Ne oldu ki? Ya bu Salih amca var ya. Amca mı? Yani ne diyeceğim kazık kadar o zaman? Abi. Tamam işte neyse. Salih abinin dediği bu Denizciler Kahvesi var ya. Ben çıkışta oraya gideceğim. Sen de benimle gelir misin? Tamam. Yani bu biraz çıkma teklifi gibi bir şey oldu. Ya. Evet canım, sana çıkma teklifi ediyorum. İlk buluşmamız için de böyle 60 plus bir yer düşündüm. İlk ıhlamurlar benden. Anlaştık. Ya. Yani görüşürüz. Görüşürüz. Tamam o zaman. Öğleni bekliyoruz. Hadi eyvallah. Hey Zeynep. Hı. Şey şimdi Salih abiyle konuştum. Hı. Öğlene geliyor. Gerçekten mi? İşte biz gittikten sonra aklına bir şey gelmiş, paylaşmak istiyor. E süpermiş. Ya yani artık bir çay ısmarlarsın. İsmarlarım tabii. Ha, bir de şekersiz olacak. İyidir abi. Önemli şey var dedin. Vallahi kızımız için önemli olabilir. Sana bir Denizciler Kahvesi'nden bahsetmiştim ya ben. Evet. Sonra şey geldi aklıma. Tayfun Kaptan ne zaman seferden dönse mutlaka uğrardı oraya. Arka tarafında küçük bir de bahçesi vardı. Bir kutu varmış meğer. İçine bir şeyler koymuş görmüş diyeceksin. Küçük bir teneke kutunun içine. Kahvenin arkasına bir yerlere. Niye yapıyorsun sen bunu o kıza? Abicim sen o tarafa karışma. Karışma diyorsun da yarın öbür gün bu işin altından bir pislik çıkarsa, karakolluk olursak. Polislik bir durum değil. Ben sadece bu kızın
O kutuyu bulmasını istiyorum, bu kadar. Kızın babası yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Ya sana ne? Ben sana ne diyorsam onu yap, tamam mı? Ne kutusu? Yani müzik kutusu gibi bir şey mi? Yok. Küçük teneke bir kutu. Hı. Malum, uzun yola çıkıyoruz. Dönüşümüz olur mu, olmaz mı Allah bilir derdi. Anlamadım yani. Ne yapıyormuş kutuyu? Bahçeye gömüyormuş. Sefere giderken gömüyor. Seferden dönersek kazıp geri çıkartıyormuş. İçine ne koyuyorsa artık. Dönmezsem sevdiklerime kalır derdi. İnanmıyorum ya. Peki biz oraya gitsek yani nasıl bulacağız? Kahvenin sahibi Yılmaz. İyi tanır beni. Selamımı söyleyin. Bir bakın bakalım hala orada duruyor mu kutu? Tamam. Gideriz değil mi Kerem? Bakarız kutuya. Ha, tabii gideriz de yani şimdi okula girmemiz lazım. Tamam canım. Çok teşekkür ederim. Yani eğer babamı bulursam ilk size getireceğim. Salih abi olmasa bulamazdım diyeceğim. Sen önce bir bul kaptanı. Gerisi kolay be kızım. Tamam. İstersen sen gir. Ben bir Salih abiyi götüreyim durağa. Sonra geleceğim. Tamam. Görüşürüz. Zeynep. Hasan. Dışarıda konuştuğunuz adam kimdi? Ha şey, Salih abi. Yani? Yani uzun hikaye. Vaktim varsa anlatayım. Var. Hı. Şey ya. Şimdi söylemiştim ya benim babam deniz kazasında kayboldu diye. Ne istiyorsun? Bu bünye rücayla minnetle değil, parayla çalışıyor biliyor musun? 5000 verdik ya. O önceki numara içindi Kerem Bey. Sende kalmadıysa annenle babandan bir iste istersen. Neticede koskoca sayarlar. 5-10 bin lira koyar mı? Benim kim olduğumu nereden biliyorsun? Ben sana ne diyorsam onu yap, tamam mı? Geçenini kapalı tutacaksın. Başlık. İyi yere dükkan açmışsın Kazım, helal sana. Ne dükkanı lan? Sayarların oğlu, peşini bırakmıyor, hayırdır? Ahmet Sayar, Sevim Sayar. Onların çocukları bu. Kerem Sayar. Vay 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 vay. Sen giderken biz dönüyorduk oğlum. Peki. Ufuklu bir şey ayarladım. Hadi bakalım. Ha. Acele deyince apar topar taksiyle geldim buraya kadar. Malum dükkanı da kapattık. Neredeydin sen? Dışarı çıktım biraz. Nereden buldun o adamı? Salih mevzusundan bahsediyorum. Araştırdım. Kerem. Hı. Bak ben seni iyi tanırım. Sen durduk yere bir işe kalkışmazsın. Doğru. Durduk yere bir işe kalkışmadım zaten. Ya bak yine Zeynep'i mutlu edeceğim mevzusunda gireceksen diyeceksen öyle bir şey. Evet diyeceğim. Vay be. Ben ne kadar kötü bir insanmışım. Ne kadar hayvan, pislik bir herifmişim ben ya. Hiç kimse bana inanmıyor. Kendi kardeşim bile inanmıyor. Ya ne bileyim, konu Zeynep olunca... Yo. Anladım ben seni. Ama o mevzu bitti artık. Tamam mı? Yani anlıyorum. İlk başta bayağı kafayı takmıştım ben bu kıza. Ama bitti. Ben o kızın babasını bulup mutlu olmasını istiyorum. Yani başka ne yapmam gerekiyor seni inandırmak için? Hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece Zeynep'i üzme, o kadar. Peki. Tamam, güzel. Güzel. Beyler,